Şimdi bana siz dönek dediniz değil mi? Ben döneyim. Öyle mi? Hadi ben sağdan sağa geldim. Demokrat Parti'den AK Parti'ye geldim. Tayyip Erdoğan bizi sağa sola yemettirmedi, kendisi topladı bu ülkeye hizmet etmek için. Yaklaşık 7 yıl İçişleri Bakanlığı yaptı. Türkiye'nin en çok tartışılan siyasetçilerinden biri oldu. Birçok iddiaya adı karıştı, muhalefetin en çok parmak salladığı kişiydi. Onun sayesinde ülke kayyum kelimesinin anlamını öğrendi. Oh! Paralar PKK'ya gitmiyor, millete gidiyor. Oh! Trabzonlu Süleyman Soylu İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi. Sigortacılıkla uğraştı. Siyasete Doğru Yol Partisi'nde 18 yaşında başladı. 1995'te Tansu Çiller döneminde Gazi Osman Paşa ilçe başkanı oldu. 99 yerel seçimlerinde buradan belediye başkan adayı gösterildi ancak %10 oy alarak 4. sırada kaldı. 2002 genel seçimlerinde İstanbul Milletvekili adayı oldu, partisi kıl payıyla barajı geçemedi. 2007 seçimleri yaklaşırken bu kez Mehmet Ağar Genel Başkanlığındaki Doğru Yol barajı geçebilmek için Anavatan Partisi ile birleşmeyi planladı. Demokrat Parti adını aldı. Fakat daha sonra bu birleşme gerçekleşmedi. Parti 2002'de alınan %9,5 oydan 4 puan aşağıda %5,4'te kaldı. Bu sonuç Süleyman Soylu'nun liderliğinin önünü açtı. Bir taraftan bilim dünyasıyla beraber karşılıklı beslenen, tabanıyla tam demokrasi içerisinde kucaklaşan, ben milletinin o güzel sevgisine kendisini bırakan bir siyasal parti oluşturacağız. Bu partiyi hep beraber yeniden inşa edeceğiz. Soylu Ocak 2008'de Tansu Çiller'in desteklediği aday olarak genel başkan seçildi. Bu tarihten itibaren AKP'yi ve Erdoğan'ı sert sözlerle eleştirdi. Şeffaflık yok Türkiye'nin en yolsuzluğa bulaşmış iktidarlarından bir tanesi. Evet. Belediyelerde yolsuzluk, bakanlıklarda yolsuzluk, kamu kuruluşlarında yolsuzluk. Eğer ben Süleyman Soylu'ysam, eğer ben bir babla soruluysam, buradan herkese bir babla evladıysam ben, eğer buradan herkese açıklıyorum, eğer tertemiz bir adamsam, eğer dürüst bir adamsam, arkamda bir tek kara leke olmadan karşınızda duruyorum. Tüyü bitmemiş kendimin hakkını yiyenden hesap sormazsam ne verdim? Soylu'nun genel başkanlıktaki ilk sınavı 2009 yerel seçimleriydi. Partisinin 2007'deki oy oranı olan %5,4'e ulaşamaması durumunda genel başkanlığı bırakacağını söyledi. Öyle de oldu ve hemen ertesi gün ben bildiğiniz siyasetçilerden değilim diyerek yeniden aday olmayacağını açıkladı. Mayıs'ta yapılan kongrede ise önce aday oldu, daha sonra adaylıktan çekildi. Kaybediyor musunuz? Kaybediyorsanız ayrılın. Çünkü yani bu dünya sizle var değil, politika da sizle var değil, yaptığınız iş de sizle var değil. 2010'da AKP'nin hazırladığı Fethullah Gülen'in imkan olsa mezardakileri bile kaldırarak evet oyu verdirmek lazım dediği anayasa değişikliği referandumunda Soylu evet tarafında yer aldı. Farklı illerde demokrasi buluşmaları yaparak kararının gerekçesini darbeler dönemini kapatmak, sivil anayasa oluşturmak şeklinde açıkladı. Bu nedenle Demokrat Parti'den ihraç edildi. O dönem CHP ve MHP'nin Fethullah Gülen'e yönelik eleştirilerine sert yanıtlar verdi. Bir taraftan Sayın Bahçeli Fethullah Gülen hakkında, diğer taraftan İsa Gök yine Fethullah Gülen ve onunla birlikte hizmette bulunan insanlar hakkında çok önemli, evet. Ve ipe sapa gelmez. Ama bir merkezden yönetildiği apaçık olan açıklamalarda bulunuyor. Fethullah Gülen, Zekeriya Öz, hepsi milletin gönlünde yerlerini almışlardır. Hizmetlerinin ne olduğu bellidir. 2012'de ise Soylu'nun AKP dönemi başladı. Erdoğan'ın davetiyle önce partiye üye oldu, ardından ARGE'den sorumlu genel başkan yardımcılığına getirildi. Kendisine daha önce AKP'ye yönelttiği suçlamalar hatırlatıldı. Etrafımızdaki kişileri temizleseniz, yolsuzluk yapanları temizleseniz insan kalmaz demiştiniz. Şu an fikrinizi değiştiren ne oldu o zamandan beri? Çok teşekkür ediyorum. Başka soru var mı?
Soylu 2015'te memleketi Trabzon'dan seçilerek milletvekili oldu. 1 Kasım seçimlerinde bir kez daha parlamentoya girdi ve Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu hükümette Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev aldı. O dönemden en çok akılda kalan an DİS Genel Kurulu'nda karşılaştığı protesto oldu. Katil orada oturuyor. Katil Cumhurbaşkanı olur. Katil orada. Bu salonda durmamızın da bir anlamı yok. Biz oraya iş barışı için geldik. Bakanlığının henüz birinci yılı dolmadan 15 Temmuz darbe girişimi yaşandı. Darbecilerce basılan TRT'ye gitti. Sizlere minnettarım. Kimsenin burnunu kanatmadan milletin TRT'sine siz tekrar sahip çıktınız. Minnettarız, müteşekkiriz sizlere. 15 Temmuz'un üzerinden henüz 2 ay geçmedense İçişleri Bakanı Efkan Ala sürpriz bir şekilde istifa etti, yerine Soylu atandı. Güvenlikten anlamadığını yıllar sonra katıldığı bir televizyon programında şu sözlerle itiraf etmişti Soylu. Sayın Cumhurbaşkanımız İçişleri Bakanlığı görevine getirdi bizi. Ben ömrümde bir tek güvenlik makalesi okumamış bir adamım. Yani okumadım yani. Ben İçişleri Bakanlığı ile ilgili bir şey biliyorum desem yanlış olur. Çalışacağız, öğreneceğiz, öğrencilik yapacağız. O dönem Türkiye'nin içişleriyle ilgili en önemli sorunu güvenlikti. 2015 ve 2016'da büyük şehirlerde gerçekleşen terör saldırılarında 500'e yakın kişi yaşamını yitirmişti. Soylu'nun ilk günlerinde ise sırasıyla Beşiktaş Vodafone Park, Kayseri ve Reyna hedef alındı. 111 kişinin hayatını kaybettiği bu saldırıların ardından nispeten daha sakin bir döneme girildi. Soylu'nun İçişleri Bakanlığı'nda Türkiye kayyum kelimesinin anlamını öğrendi. Görevdeki 10. gününde 24'ü HDP'li 28 belediye başkanı PKK ve Gülen hareketiyle bağı olduğu gerekçesiyle haklarında kesinleşmiş yargı kararları olmaksızın görevden alındı. Yerlerine merkezden yeni başkanlar atandı. Kayyum uygulamasına daha sonra Diyarbakır ve Mardin gibi büyük şehirlerde de gidilecek, 2019 yerel seçimlerinden sonra ise adeta kurumsallaşacaktı. Sayın Cumhurbaşkanımız beni bir gün çağırdı bir sabah. Yeni İçişleri Bakanıydım. Ben bu işe tahammül edemem Süleyman dedi. Bunların hepsini görevden alacaksın. Ya benim istediğim bir göz Recep Tayyip Erdoğan verdi bana. Kayyumlardan bir ay sonra MHP lideri Devlet Bahçeli referandum çağrısı yaparak başkanlık sistemine giden yolu açtı. O dönem Soylu'nun milliyetçi söylemleri de arttı. Bizi sürekli terbiye etmeye çalışanlara karşı bir şeyi haykırmak istiyoruz. Bu vatan bizimdir, kardeşlik bizimdir demeye aykırmak istiyoruz. Referandum süreci ve ertesinde Türkiye'de eylem yapmak neredeyse imkansız hale geldi. Kamu güvenliği gerekçe gösterilerek çok sayıda toplantı ve gösteri yürüyüşü yasaklandı. Eylemciler sayısız defa güvenlik güçleriyle karşı karşıya geldi. O koltukta her hafta oturan isim İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ydu. O 2018 yılına gelindiğinde Süleyman Soylu'nun Berat Albayrak'la hasım olduğu ve kabinedeki diğer bakanlarca da sevilmediği iddiaları ortaya atıldı. Bundan evvelki size son kez söylüyorum. Geri çekilmek de değerlendir. Geri alınmak da değerlendir. Hakkınızı helal etmenizi diliyorum. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuşmasından sonra Soylu'ya sahip çıktı. Yeni kabinede pozisyonunu korudu. İlk icraatlarından biri 700. haftasına giren cumartesi anneleri nöbetini yasaklamak oldu. Soylu muhalefete yönelik söylemlerinde de sertliği arttırdı. Mahallelere evet müsteşarım üzerinden böyle bir talimat gönderdim. CHP il başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokole kabul etmeyin dedim. Bu kadar basit. 2019 yerel seçimlerinden sonra yine çok sayıda HDP'li belediyeye kayyum atadı. Hemşerisi Ekrem İmamoğlu'yla da sık sık polemiğe girdi. Bugün terörizmden yargılanan, aynı zamanda terörist olmaktan ceza alanları bu ülkenin selameti ve o beldenin selameti için görevden aldığımızda Avrupa Parlamentosu'na gidip Türkiye'yi şikayet eden ahmağa söylüyorum. Seçimi iptal edenler ve dünyada, Avrupa'da onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında o olan şeyleri, biten şeyleri baktığımızda tam da işte 31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır. Bu sözler İmamoğlu'na daha sonra YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle hapis cezası ve siyasi yasak getirecekti.
2020 yılına girilirken dünyada koronavirüs salgını başladı. Türkiye'de ilk sokağa çıkma yasağı 10 Nisan Cuma akşamı saat 10'da İçişleri Bakanlığı'nca ilan edildi. Geç saatte açıklanan yasağın ardından insanlar marketlere hücum etti, sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı. Eleştiri oklarının hedefi olan Soylu'nun Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile tartıştığı ileri sürüldü. Soylu iki gün sonra istifa ettiğini açıkladı. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kararının uygulanmasının sorumluluğu her yönüyle şahsıma aittir. Hiçbir zaman zarar vermek istemediğim aziz milletimiz, hayatımın sonuna kadar da sadık kalacağım Sayın Cumhurbaşkanı beni bağışlasın. Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevinden ayrılıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise istifayı kabul etmedi. İçişleri Bakanımızın bu konudaki sorumluluğu üstlenerek gösterdiği hassasiyeti takdirle karşıladık. Ancak istifasını kabul etmeyerek kendisinden görevini sürdürmesini istedim. Soylu'nun kabinede özgül ağırlığı en yüksek isim olduğu, Erdoğan'dan sonra Cumhurbaşkanlığını düşündüğü de öne sürüldü. Benim bırakabileceğim en büyük miras Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte çalışma şerefidir. Ben bu şerefe nail oldum. Bundan sonrasını istiyor değil ve yapmayacağım. Soylu İçişleri Bakanlığı boyunca iki icraatını ön plana çıkardı. Bunlardan birincisi terörle mücadeleydi. Dağlarda 700 civarında bir terörist kaldı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti dağlardaki teröristin ayakkabı numarası dahil her şeyi bilmekte. Diğer öne çıkardığı husussa uyuşturucuyla mücadele oldu. Öyle ki bu mücadelede hukuk dışına çıkabileceğini bile söyledi. Uyuşturucu satıcısını okulların önünde gören polisimiz gereğini yapsın ve ayaklarını kırsın. Bu kadar net ve açıktır. Bundan vazgeçmemiz bizim mümkün değil. Muhtarlarımız diyor ki şurada var, burada var. Efendim mahkeme kararı var, yıkamıyoruz. Ya arkadaş sen gece yık, mahkeme kararı bizim arkamızdan gelsin ya. Allah'ınızı severseniz yapmayın diyorum. Çünkü o bina orada durdukça o binada uyuşturucu kullanılıyor. 2021 yılı ise Süleyman Soylu için kolay geçmedi. Mayıs ayına gelindiğinde organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker'in Türkiye gündemini değiştiren iddialarıyla karşı karşıya kaldı. Soylu bunlara yanıt verebilmek için televizyon programlarına katıldı. Aslında Türkiye'nin beklediği bir yayınla başlıyoruz desem yanlış olmaz sanırım. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuğumuz. Hoş geldiniz Süleyman Bey. Kübra Hanım, hoş bulduk. Organize suç şüphelisinin, suçlusunun bu iddialarının ve iftiraların hepsi saçmadır. Türkiye bir operasyona tabi tutuluyor. Bunların yanında Soylu, Peker'in bir siyasetçiye ayda 10 bin dolar göndererek onu kullandığını iddia etti. Ancak bu ismi açıklamadı. Madem biliyorsun niye söylemiyorsun? Söylemiyorsan ya yalan atıyorsun ya da suçluyu gizliyorsun veya o suçluya şantaj yapıyorsun. Bu İçişleri Bakanlığı değil, Suç İşleri Bakanlığı'na benzedin sen. Suç İşleri Bakanlığı bu, İçişleri Bakanlığı değil. Zaman geçtikçe Sedat Peker'in iddiaları unutulmaya başladı. Soylu, Peker'in ardından Ekrem İmamoğlu ile polemik yaşadı. İhtiyaç sahibi 132 bin ailenin evine 1 kilo et girmesine gönlü razı olmayan, bayramda yüzleri gülmesini istemeyen bir kişi var. O da İçişleri Bakanı dedi. Sizin yorumunuz ne olur sözlerim? Dünyadaki bütün kötülüklerin sahibi benim. Ya bana yönelik o kadar itham var ki ben dünyanın en kötü adamıyım. Hadi görüşürüz. 2021'in son günlerinde İçişleri Bakanlığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne terör teftişi başlattı. PKK ve KCK ile iltisaklı dağda bulunmuş FETÖ'den ihraç ettiğimiz Baylok kullanıcısı birçok kişinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne insanların girdiğini tespit ettik ve gördük. Ya ne teftişi? Sen bakanlıksın. Terörist konusunda da netleşmişse tut kulağından götür at hapse. 2022'de ise Süleyman Soylu'nun suç işlemiş kişilerle fotoğrafları sosyal medyada yer aldı. Muhalefet ona fotoroman Süleyman tabirini kullandı. İsimler değişiyor, suçlar da. Fotoğraflarda ortak bir isim var. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Süleyman Soylu 2023 seçim sürecine girilirken diğer pek çok bakan gibi milletvekili adayı yapıldı. 6 Haziran'da açıklanan Cumhurbaşkanlığı kabinesiyle de koltuğunu, yıldızların çok barışık olmadığının bilindiği İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya teslim etti. Allah kolay olsun. Allah yardım etsin.